Merhaba arkadaşlar. Şimdi 6 kişilik kare çadırımızın kurulumunu yapacağız. İçindeki aksesuarlar. Tentenin demirleri. Tentenin ipleri ve kozikoları. Tamam. Şimdi bu şekilde şu kısım tepeye gelmek kaydıyla bunu açıyoruz. Bu şekilde kanatlarını açıyoruz. Tamam abi. Sen de oradan aç. İki kanadı da. Böyle. Tamam. Ondan sonra şimdi şu hareketi yapıyoruz. Hop. Açıldı mı? Evet abi. Çek abi burayı. Tamamdır. Burayı da çekiyorum. O kaç kişi? Bu 6. Bu da 6. Senin evdeki 6 mı? Evet evet. Kare 6. Bu şey mi? Farklı bir gün mü var? Aslında. Bunu kaldır. Kaldır abi yukarıda. Tamam. Şu anda geldi yorulsun. Bir bunun tepesi şapkası olması lazım. İçinde mi okuyor? Şu. Ön bir parça. Şu ha, abi tamam. Buradaki. Şimdi bunda bakın iki yanlarında iki tarafında pencere iki tarafında da kapı var. Bu çubuklarda ne işe yarıyor? Çubuklarda diyelim güneş bu taraftan geliyor. Bunu çekiyorsunuz. Çek oradan. Tabii penteyi ucuca ekliyorsunuz. Burası gölgelik oluyor. Burada güneş gitti. Öbür tarafa geliyor. Oraya açıyorsun. Oradan gölgelik oluyor. Diyelim güneş buraya geldi. Oradan gölgelik oluyor. Şunu biraz çeker misin? Aynı anda iki evet. Tane mi gölgelik yapabiliyoruz? Yok. Bilmiyorum kaç çubuk var orada? Kaç tane çubuk var? O çubukları bir açalım. Normalde bir taraf oluyor. Dört mü? Dört. Ama bu işe geçiyor mu? İş işe geçiyor. Dört parça bir evet. Taraf oluyor. Önce. Evet. Evet bir abi. Bir parça oluyor. Hı-hı. Şimdi o şapkayı ver abi. Bu şapka da tepeden herhangi bir güneş ya da yağmur yağma anında şu hareketi yapıyoruz bakın. Açıyoruz. Şu şekilde. Tekrar konuşayım. Şuraya takıyorsun bunu. Öbür tarafa geçiyorsun. Bunu buradan takıyorsun. Evet. Bu şekilde muhafaza altına alındı bu. Birazdan gerilecek tabii. Hı hı. Bu şekilde. Gergin bir şekilde. İşlem tamam. Ayakları toprağa mı sattı? Şey var. Kazıkları var orada. Kazıkları çakıyorsun. Şu. İşimiz bitti. Evet. Toparlıyoruz. Çıkarıyoruz. Şimdi buradaki en ince nokta şu, bunu kuracak kişi, bir kişi kuracak, bir kişi toparlayacak. Bunun başına birileri yardım amacıyla toplanırsa, düşüşürse kırıyorlar, ilmini bilmedikleri için. Hareketimiz şu, bakın, çektik, aşağı doğru indirdik. Şimdi burada incelik var, buraya çok dikkat. Şu kısımlar da kilit var. Şuraya elinde tut abi. Şu kilidi çıkardık, boşaldık. Evet. Sen onu yap şimdi. Geriye doğru çekiyorsun. Bak geriye çek. Heh. Tamam. Adam onu bilmezse abi kırıp atıyor. Evet. Ona dikkat edin. Yazık oluyor ürüne. Evet. Çek. Çözdün işte. Burayı yine tut abi. Ondan sonra bakın gayet güzel. Ondan sonra bunları böyle yavaş yavaş toparlıyoruz. İşlem tamam. Ondan sonra bu şekilde. Sıkıştırıp kemeri var abi. Şurada Hamit Bey'e verin şu kemeri. Güzel sıkıştırıp. Şimdi molasını alıyorsun. Biraz daha sıkıştırıp. Şurada yapalım. Bunu biraz bulat. Sonra gevşeltebilirsin. Tamam. Şuradan uğraşmayalım. Buradan bollaştırabilirsen. Şimdi rahat çıkarsın. Al bunu. Daha sonra taşıma çantasına yerleştirip. Bunu yerleştireceğiz. Fermuarlı tarafına. Şunu da katlayalım. Buradan. Bu şurada uyuştur abi. Üst varanda. İç kısmı şöyle.
içi folyoludur. Folyolu diyoruz. Folyo olduğu için güneş ve ışığı çok fazla yansıtmıyor. Peki yağmura dayanıklı. Peki ısıyı içerisine verir mi? Şöyle, bu askeriye bir çadır değil. Piyasanın karşılığı çadırda çok yüksek beklentiyi karşılamaz. Ama piyasadaki çadırlardan biraz daha üst bir model. Otomatik. Evet, otomatik. Otomatik şemsiye gibi çalışıyor. Evet. Çalışma mantığı bu. Şimdi abi bir kişi böyle tutuyor, bir kişi yavaş yavaş çekiyor oradan. Şu şeylerin de... Koyacağız bunu. Tamam. Şimdi dur oradan. Şimdi şöyle yaptık. Sen sarı ipler mi işe? Sarı iplerden tenteleri kenarlara çektiriyorsun. Tamam mı? Yerdirmek için. Bak bir kişi buradan küçük bir kişi çekecek bunu. Evet. Tek kişi çekmeye kalkarsa fermuarı attırıyorsun zaten. Tamam mı? Formül bu. Bundan sonra böyle havasını alıyorsun. Evet, kullanım hazır. Taşıması kolay. Evet. Çok ağır değil, işçiliği düzgün. Elinize sağlık abi. Kapatıyoruz. Sen orada kesme bağlama yaparsan.